Herkese merhaba. Ben İzzet Camcıoğlu. Hexacopter toplama serisinin bu videosunda daha önce incelemesini yaptığımız SC7 kemi e, Pixhawk ile uyumlu bir şekilde nasıl kullanabiliriz bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle şu anda ekranda gördüğünüz yerde Pixhawk'ın kendi içerisinde gimbal kontrolü altında kamera trigger diye bir özellik bulunmakta. Ancak SC7 kemi bu amaçla kamera trigger özelliğinden faydalanarak kullanamıyoruz. Bunun sebebi ise kamera trigger özelliği sadece iki kanallı switchleri destekliyor olması. Yani burada gördüğünüz gibi şu şekilde fotoğrafı çek bırak şeklinde destekliyor olması. SC7 kamera ise kendi incelemesinde daha detaylı olarak anlattığım 3 konumlu bir switch kullanıp hem fotoğraf çekebiliyoruz hem video başlatıp durdurabiliyoruz. Bu amaçla bu kamera trigger özelliğinden faydalanmayacağım bunun yerine SC7'ye ee, Picshout'tan bir servo çıkışı tanımlayacağım. Bu servo çıkışında kumandanın bir switch'ini atamış olacağım. Bu servo ayarlarını yaptıktan sonra da daha önce otomod videosunda detaylı olarak anlattığım otomod uçuşuna bir ekleme yapacağım. Bu ekleme de şu şekilde olacak. Otomod videosunda e, drone'u harita üzerinden istediğimiz bir noktaya götürmeyi, daire çizdirmeyi ve bunun gibi ayarları anlatmıştım. Ancak götürdüğümüz noktada fotoğraf çekebilmek, video kaydı başlatmak veya durdurmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu servo çıkışını nasıl kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak kameraların gimbal'a monte edilirken neye dikkat edilmesi gerektiğini göstereceğim. Hemen ardından kabloların bağlantıları, sonrasında da e, Mission Planner arayüzünden Pixabg'a yapacağımız ayarları göstereceğim. Şimdi ilk aşamada dikkat etmemiz gereken konu kameranın gimbal'a montajı sonrasında en azından iki eksende, aslında üçüncü eksen yani yav kanalında da kontrol etmemiz gerekiyor ama ee, rol ve pitch ekseninde öncelikle e, dengede durduğunu teyit etmemiz gerekiyor. Bunun anlamı şu, kamerayı nerede bırakırsak orada o şekilde, o pozisyonda duruyor olması gerekiyor. Herhangi başka bir yere devrilmiyor olması gerekiyor. Bu da motorların sabit halinde çok fazla enerji harcamadan dengede durmasını sağlıyor. Piç eksenini gördünüz, rol ekseninde de nerede bırakırsanız orada duracak şekilde ayarlarının yapılmış olması gerekiyor. Bunun ayarını da kamerayı sıkıştırmadan önce biraz sola veya sağa doğru oynatarak yapabiliyoruz. Kameranın incelemesinde göstermiş olduğum bir diğer konuyu da göstereyim. Burada eğer bu UV filtre olmasaydı bu kameranın biraz daha dışarıya doğru çıkması gerekecekti. Bunun sonucu olarak da buradan geçen bu plastik bu düğmelere basıyordu. Bunu engellemek için de bu UV filtreyi kullanmak son derece mantıklı bir çözüm oluyor. Şimdi kamerayı bağladıktan sonra Kameradan yine incelemesinde anlattığım ka USB kablosu ile çıkışı sağlıyorum. Ardından burada 4 tane kablomuz var. Şimdi ben bu kabloların e, A ve Out olanını şimdilik devre dışı bırakacağım. Bu ilerleyen videoların konusu. Burada 3 tane kablomuz var. PVM, 5 volt ve GND kablosu. Şimdi bu kabloları uzatarak uçuş kartına nasıl bağlayacağımızı göstereyim. Evet kabloları buraya kadar getirdim. Şimdi elimizde 3 tane kablo var. Biri PWM, biri 5 volt, biri de GND. Bunlardan aynı piksak çıkış sırasında yani en üstte toprak olacak şekilde ikinci sırada 5 volt, en altta da beyaz yani PWM kablosunu bağlayacağım. Burada biz bir hexacopter topladığımız için main outlardan 6'ya kadar dolu. Main out'un 7.sini yani servo 7 bağlantısını kullanacağım. Şimdi bağlantıları yapayım öncelikle. Evet bu bağlantıyı yaptık. Artık kablo bağlantımız tamam. Buradan sonrasında bilgisayar arayüzünden ayarları yaparak devam edeceğim. Şimdi Mission Planner arayüzünden uçuş kartına bağlandıktan sonra ilk olarak Initial Setup'a geliyorum. Buradan Optional Hardware altından Kamera Gimbal seçeneğine giriyorum. Burada şatırın niye kullanamadığımı göstermeye çalışacağım. Şatırın altında iki seçenek sunuyor. Birincisi basılmış olan durum, ikincisi de basılmamış olan durum. Yani ben kumandadan komut verdiğimde 1300 değerini Kumandadan komut vermeyi bıraktığımda da 1100 değerini göndereceğim ve bu 1300 değerini yani bastıktan sonra kaç saniye göndereceğimi seçebiliyorum. Ancak burada sadece iki konumlu bir switch kullanabiliyorum. Yani bu işlem benim işime yaramıyor. Bunun için Configuring tuning sekmesine giriyorum. Buradan full parameter liste giriyorum. Ardından arama bölümüne 7. servoya bağladığım için servo 7 yazıyorum. Şimdi karşıma 7. servo ile ilgili çıkan seçenekler. İlk olarak servo 7'nin fonksiyonu. Burası benim şu anda yapacağım tek ayarın olduğu seçenek ve önemli bir seçenek. Ben bundan bir önceki videomda Jimble'ın fonksiyonunu seçerken doğrudan buradan biri seçtim. Bunun sebebi eğer kumandanın 7. kanalından gelen veriyi doğrudan 7. servodan çıkış olarak vermek isteseydim biri seçebilirdim. Ancak benim kumandamın 7. kanalı dolu olduğu için kumandadan gelen 9. kanalı 7. servo çıkışına bağlamak istiyorum. Bunun için seçeneklerin detaylarına girdiğimizde RCIN9'un 59 değerine karşılık geldiğini görüyorsunuz. Yani kumandanın 9. kanalından gelen veriyi 7. servo çıkışına bağlamak için bunun değerini 59 olarak değiştiriyorum. Ardından right parametre butonuna basıyorum. Burada yapacağım ayarlar bitti. Şimdi öncelikle bu ayarların doğru çalışıp çalışmadığını teyit edelim. Evet, ilk olarak kumandamızın ayarlarına giriyoruz. Buradan 9. kanalı G switch'ine yani şöyle göstereyim. Şu switch'e atamış oldum. Bu switch'i orta konumda bırakıyorum. Evet, kumandadan yapacağımız ayarlar bu kadar. Şimdi Ekranda gördüğünüz gibi kamera cimbala takılı, kamera kapalı, multikopterin elektriğini bağlıyorum. Kamera otomatik olarak açıldı. Cimbal devreye girdi. Şimdi de cimbalın kontrolünü sağlayabilmek için uçuş kartının switchini açık hale getiriyorum. Ardından cimbal kontrolü tekrardan kumandaya geldi. Evet sizin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi kumandadan verdiğim komutla birlikte video kaydı başladı. Switch'i tekrar orta konuma getirdiğimde video kaydı durdu. Switch'i en aşağı doğru ittiğimde ise fotoğraf çekimi moduna geçti. Yani burada her şey yolunda görünüyor. Şimdi switch'i tekrardan orta konuma alıyorum. Son olarak da Mission Planner arayüzünden e, fotoğraf çekme veya video başlatma komutlarını nasıl verebilirim? Bunu göstermeye çalışacağım. Videonun son kısmında ise otonom uçuş sırasında kumandadan herhangi bir komut göndermeden tamamen otomatik olarak fotoğraf çekmek veya video kaydını başlatmayı nasıl yapabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Videonun bu kısmında otonom uçuşun detaylarına girmeyeceğim. Eğer otonom uçuş hakkında bilginiz yoksa üstteki linkten otonom uçuşu anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi drone'un başlangıçta bir konumunu belirledik. Buradan herhangi bir rastgele bir rota çiziyorum. Bu çizdiğim rotanın 4 numaralı konumunu yani bu konumunu iptal edip 3 numaralı konuma geldiğinde fotoğraf veya video çekimini başlatmasını istiyorum. Bunun için öncelikle 4 numaralı e, basamağı waypoint yani gideceği nokta yer, olmak yerine do set servo olarak değiştiriyorum. Bunun anlamı 4 numaralı aşamaya geldiğinde bir servonun komutunu değiştir anlamına geliyor. İlk seçeneğimiz servo numarası. Yani kaç numaralı servoyu değiştireceğimizi seçiyoruz. Bu aşamada benim kameram 7 numaralı servo çıkışına bağlı olduğu için bunu 7 olarak değiştiriyorum. Ardından pvm değerini soruyor. pvm değerini de kullandığımız cihaza bağlı olarak değişiyor. 1100 ile 1900 değerleri arasında bir değer istiyor. 3 aşamalı bir switch kullanıyorum. Yani ya 1100 ya 1500 ya da 1900 civarındaki değerler yeterli olacaktır. Eğer fotoğraf veya videoda hangisinde çalışıyorsa yani 1100 değerinde fotoğraf çekiyorsa 1100, 1100 değerinde video çekiyorsa video için 1100 yazmamız gerekiyor burada. Kendi cihazınıza göre seçebilirsiniz. Ben örnek olarak 1100 değerini seçiyorum ve bu verdiğim komutla birlikte cihazım 3 numaraya geldiğinde video çekimine başlıyor ve video çekimiyle beraber 6 numaralı konuma geliyor. Ardından 6 numaralı konuma geldiğinde ben videoyu durdurmak istiyorum. Bunun için tekrardan 7 numarayı tıklıyorum. Ardından 7 numarayı yine do set servo olarak değiştirip bu aşamada da 7 numaralı servo'dan çıkan değeri 1500 olarak değiştirmesini yani çekimi durdurmasını istiyorum. Dolayısıyla bu yaptığım ayar sayesinde multikopter kalktıktan sonra 1, 2, 3 numaralı konuma gelecek. Buraya geldiğinde 5 numaralı konuma gitmeden önce 7. servonun değerini 1100'e düşürerek video çekimini başlatacak. Video çekerek 5. ve 6. konuma gelecek. 6. numaralı konuma geldiğinde de 7 numaralı servo çıkışını 1500 değerine çekerek video kaydını durduracak. Bunun uçuş örneğini ilerleyen videolarda paylaşacağım. Bu konuyla ilgili şu anda bir video hazırlığı yapmayı düşünmüyorum. otonom ee, uçuşla ilgili tüm detayları otonom uçuş videosunda anlatmıştım. Bu sadece ona küçük bir ekleme olarak bulunması için paylaşıyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.